Bu da normal sezonunda, hatta normal sezonu diyorum, bu tüm sezonun sonuna geliyoruz de demek. Bugün tabii ki finalerden bahsedeceğiz. İlk üç, ilk üç maçtan bahsedeceğiz. Her maçın detayına belki aynı seviyede girmeyiz. Zaten serinin geldiği yeri daha detaylı konuşmak daha mantıklı bence ama genel olarak nasıl geliştiğini konuşuruz. Belki seri öncesi tahminlerimize göre de yorumlar yapabiliriz. Nasıl gelişiyor, düşündüğümüz, düşünmediğimiz şekillerde. Sonra da serinin ilerleyen maçlarında ne olacağını da hakkında tahminlerimizden de e, bahsederiz. E, ben açıkçası e, kısaca söyleyeyim şimdi. E, çok emin değilim ne olacak. E, bakalım belki konuşurken de biraz e, fikrim e, değişir. E, finallere gelmeden önce de programa şöyle başlayacağız. E, Playoff'larda e, All NBA takımları yapmıştık. E, finaller başlamadan önce e, paylaşmıştık aslında. E, o, o görseliğinden yansıtıp e, Twitter'dan paylaştığımız görseli yansıtıp e, biraz bu programda hani e, Playoff'larda buraya nasıl geldik e, konuşmasına da e, girmiş olacak. Takım e, oyuncuların bireysel performanslarına bahsetmiş olacağız. e finallerde öyle geçeceğiz. E, unuttuğum bir şey var mı? Yok. Genel hatlarıyla öyle. E, bakalım. Ben de çok emin olmamakla beraber e, bir tarafa biraz daha güveniyorum e, diyeyim. Onu da ha. gelirken e, geldiğimizde konuşuruz. Tek böyle bir, bir e, enteresan konu e, ya yani NBA finallerinin Temmuz ortasında denk gelmiş olması böyle biraz e, Şeyimi şaşırttı açıkçası. Ha. Yani e, no yani finalin isminden mi kaynaklanıyor yoksa zamandan mı kaynaklanıyor? Böyle o final normal sezonda olan bir final havası yokmuş gibi bir e, izlenim ediniyorum açıkçası. Gerek sosyal medyada gerekçe burada çevremle e, olsun. Normalde olduğu kadar bir hani e, herkes tatilde mi bilmiyorum. E, bir heyecan e, yok gibi geliyor bilemedim. Evet, evet katılıyorum. Ya bence böyle bir Temmuz olması, Temmuz ortasına girilmesi iyice e, fark yaratıyor. Ben de hatta bir itirafta bulunayım. Benim e, NBA finalleri birinci maçını canlı izlemediğim kaç sene oldu hatırlamıyorum. Bu sene ilk defa oldu. Sonradan e, izledim birinci maçı. Gerçi biraz da işte bu hani Temmuz ve seyahat olmasıyla e, alakalı. Tabii. E, hani galiba en son e, düşünüyorum şimdi 2012 finallerinin belki ilk maçını canlı izlememiş olabilirim. Ee, hani normalde bir ilk maçı böyle bir gaza gelip e, izlenir evet. yani kaldı, hani, o, o olmadı bu sefer Evet ben de 3 ben de 3. maçı e, canlı izlemedim mesela ki e, Amerika'da olmama rağmen hani ya zaman sıkıntılı. Mazeretim, mazeretim yok ama e, evet yani o havaya, o tempoya insanlarda e, insanlar da girememiş gibi e, gözüküyor. Ben de burada kendimi de <laughs> e, suçlayabilirim açıkçası. Ee, özellikle 2-0 olduktan sonra 3. maçta biraz kaytarayım sonra tekrar ne izlerim ee, dedim. E, ama bakalım bence oldukça iyi ve e, heyecanlı bir seri oluyor. Yani e, çok bir bahanesi de yok bence basketbol severlerini izlememek adına. Evet evet bence de güzel bir kıvama geldi. En azından e, ana e, parçaların daha sağlıklı olduğu e, bir seri. Bence en önemlisi de o. Yani tabii ki sarı evet. için ciddi bir sakatlığı var işte Torrey Craig'in sakatlığı var Devin Chance'a yok ama en iyi oyunculara baktığımız zaman e, takımların e, ana ana 3-4 oyuncusu e, sağda oluyor. Bence de en zaten sevindici tarafı da o böyle priyoflar izledikten sonra finalin nispeten daha sağlıklı geçmesi. yanisin e, e, mucizevi e, <laughs> o diz sakatlığından dönüşü e, tabii ki bunu e, olası kıldı. Peki o zaman bir şey mi söyleyecektim? Pardon. Şey söyleyecektim bir de altını e, çizmek istedim. Yani bu maçlar arasında Şimdi 3 gün, 2 gün dinlenme süresi oluyor. Bu iyi bir şey aslında, özellikle Milwaukee için çok avantajlı bir durum oldu. Yani sin sakatlarının iyileşmesi için. Ama yani playoffları bu kadar sıkıştırıp, yani mesela Clippers sadece bütün playoffları tek gün dinlenmeyle geçirip, hani NBA finallerini bu kadar yaymak bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Yani playoffları biraz daha yaysalar, daha fazla takım dinlenmeden faydalansa, biraz daha sağlıklı ve kaliteli bir playoff basketbolu izleyebilirdik gibime geliyor. Bundan sonra Phoenix Milwaukee maçlarının hepsi iki gün arayla oynanacak. Tamam. Yani bu araları playofflar boyunca dağıtsalar çok daha mantıklı e, olabilirdi. Ya kesinlikle katılıyorum. E, bu sezon özellikle tabi zaten daraltılmış bir eee takvim olduğu için herhalde e, zor olurdu yapması ama yani zaten bu hep konuştuğumuz bir konu. Normal sezondaki maçların sayısı azaltılabilir çok rahatlıkla. E, playofflara daha uzun bir e, süre e, açılabilir. E, onun dışında ama kesinlikle katılıyorum. Yani çok da çünkü e, şanssız e, yani rekabet e, seviyesini değiştirebilen, e, farklı takımları farklı etkileyen bir şekilde olduğu için bu e, daralmış takvim e, bence de kesinlikle orada bir e, düzeltme yapmak e, seyir kalitesini e, kesinlikle arttırır diye düşünüyorum. E, peki Hayır. o zaman e, şeye yavaş yavaş girelim e, All NBA takımlarımıza e, daha önce zaten paylaştığımız. E, ondan önce bir hatırlatma yapalım hemen. Ee, bizi e, YouTube'dan e, bu, bu program e, canlı değil, e, banttan veriyoruz ama normalde canlı programlarımızı da e, yapıyoruz. E, abone değilseniz, e, abone olursanız çok seviniriz YouTube'dan. E, hem şimdi All-NBA takımlarını konuşacağız, sonra final yorumlarımızı yapacağız. O konularda e, herhangi katılmadığınız e, bir nokta varsa, işte bu oyuncu şu takımda olmalıydı, olmamalıydı e, veya F e, Phoenix Suns, Milwaukee Bucks serisi hakkında yorumlarınızı e, paylaşabilirsiniz e, YouTube'dan. E, onlara da bakıp e, cevap vermeye çalışıyoruz. Twitter'da bizi atpickandpod'dan e, takip edebilirsiniz. E, onun dışında e, Twitch'te de e, canlı yayınlarımızı e, koyuyoruz. E, bir de e, programlarımızı e, sadece e, görüntülü çeksek de sesli olarak e, Spotify'dan, Apple Podcast'ten ve diğer e, podcast mecralarından da e, paylaşıyoruz. Oradan da sonra bizi e, dinleyebilirsiniz. Peki hmm. o zaman e, yansıtayım ben All-NBA e, takımlarımızı e, playoff'lar için. E, şimdi playoff'larda All-NBA takımları tabii biraz e, daha Normal sezona göre daha fazla değişken olan bir seçim süreci bu takımları kurarken. Çünkü normal sezonda her takım aşağı yukarı benzer bir zorluk seviyesindeki rakiplere karşı oynuyor. Yani biraz değişebiliyor takımların karşı rakiplerinin güç seviyesi ama playofflarda bu çok farklı bir noktada. Mesela en kolay örneği burada koyduğumuz ikinci takıma koyduğumuz Luka Doncic sadece bir tur oynamış ve o birinci turu e, Clippers'a e, karşı e, oynamış bir oyuncu. Damien sadece birinci tur e, oynamış ve Nuggets'a karşı e, oynamış bir oyuncu. Karşı taraftan mesela Chris Paul gibi e, dört farklı takıma e, karşı oynamış bir oyuncu var. O yüzden e, Olympia takımını kurarken hem oyuncunun e, bireysel e, başarısı hem e, takımının e, playoff'larda ne kadar e, ilerlediği, e, takımı kazanırken oyuncunun e, kazanmaya yönelik yaptığı bireysel katkı e, hem de karşı e, rakiplerin e, güç farkını da gözetmek lazım. Yani bunların hepsini düşününce e, All NBA takımları bence playofflarda kurmak da biraz daha zor. Ve e, fikir ayrı olması da, daha da e, normal. E, çünkü farklı değişkenler olduğu için. E, şimdi ilk nasıl yapalım? E, birinci, yani, guardlar, istersen guard forward uzun diye e, mi ayıralım? Olur. E, dinleyenler için de istiyorsan sen bir özet geç. Guard for, en iyi guardlar, en iyi uzunlar Hayır. diye. Tamam. E, konuşalım. E, Guard'larda e, birinci takıma e, Trey Young ve e, Chris Paul'u koyduk. E, i̇kinci takımda e, Donovan Mitchell e, ve Devin Booker. E, üçüncü takımda Damian Lillard ve e, sürpriz isim e, Mr. June, Reggie hmm. Jackson. <laughs> e, altıncı e, guard olarak girdi e, Oğlan Bey takımlarımızın 2021 playofflarında. E, Forwardlarda e, birinci takımda e, Paul George ve yani e, San Antetokounmpo. Kumpo. E, i̇kinci takımda e, Luka Doncic ve Kawhi Leonard belki e, birinci turun. Ee, en iyi iki oyuncu diyebiliriz onlar için. Ee, üçüncü takımda e, Chris Middleton ve aslında bir uzun olan Joel Embiid'i de e, buraya e, forvet olarak e, sıkıştırdık. E, bu tabii ki aslında e, <laughs> biraz e, e, eş, an tabiatına aykırı bir durum ama e, Joel Embiid de normal sezonda forvet yazılabiliyordu. Evet, NBA, de, NBA, NBA izin de, verdi yani. vallahi yapacak evet, bir şeyimiz yok. NBA yoktu. izin verdi. Biz de normal sonuçta çok yapmadık onu. Mesela yok içli NBA'de aynı anda bir takıma kormadık Ama playofflarda bu en, en iyi 15 oyuncu korumak bence daha önemli. Yani, evet. yani e, o şeylerden e, keskin e, pozisyon e, kategorilerinden çok. E, uzunlara geldiğimiz zaman e, birinci takımda e, Kevin Durant. O da aslında insana garip gelir ama Kevin Durant e, yarısından fazlasını mesela Basketball Reference sitesine bakarsanız e, oyunda kaldırışın yarısından fazlasını pivot olarak e, geçirdi. En azından savunma e, yükümlülükleri olarak da düşünebiliriz bunu. E, i̇kinci takıma e, Yoki çağırdık. E, üçüncü takıma da e, Ayton. Drayton. E, Phoenix Suns'dan e, üçüncü oyuncumuz. Böyle e, olan bir takımları. E, İstatistikleri de e, paylaştık. E, gör videolu Videodan izleyen e, izleyicilerimiz e, daha da rahat oradan görüp e, karşılaştırabilir. Bu istatistiklerin hepsinin e, finaller öncesinde e, olduğunu e, belirtelim. İşte Yanis'in, Chris Paul'un, Devin Booker'ın, Aiton'un, Middleton'un rakamları değişti son 2-3 maçta. Özellikle Yannis'inki bir hal değişmiştir hmm. sonraki maçınki performansından Aynen. sonra. Peki şöyle sorayım sana. Birinci takımda işte Trae Young, Chris Paul, Paul George, Yanis, Kevin Durant. Buradan katılmadığın biri var mı? Ya da bir değişiklik yaparsan yani ya da zorlanarak mesela en ucu ucuna koyduğun biri var mı? Öyle sorayım başlayalım. Ya e, ya NBAde son yıllarda hep alışık olduğumuz şekilde forward pozisyonunun yine çok kalabalık ve en e, iyi oyunculardan kurulu havuz olduğunun e, sıkıntısını e, burada birinci takımı yaparken yine görüyoruz. Aslında kağıt üzerinde böyle ilk izlenim baktığımda ya aslında Kawhi'da, Luka'da daha iyi playoff geçirdi denebilir Paul George ve e, Yannis için. Ee, ama Luka Doncic'in sakatlık e, e, Luka Doncic'in sadece ilk tur e, oynamış olması, Kawailanirdin'da sakatlık problemiyle maçlar kaçırmış olması, Paul George ve Yanis'in toplam takımına verdiği katkının bu oyuncuların önüne geçmesine e, sebep oluyor açıkçası. Ama e, maç başı etki olarak bakıldığında e, Kawailanirdin ve Luka Doncic'in e, birinci takımda olmaları e, kesin olurdu. Hatta bence hani Onların sen de bahsettin takımları söylerken gerçekten ilk turda e, playoffların en iyi oyuncusu, NBA'in en iyi oyuncusu seviyesinde e, oynayan iki isimdi onlar. Belki acaba hani e, Yannis yerine e, Jokic veya Embiid birinci takımda olup Yannis ikinci takıma kaydırılabilir miydi diye e, düşündüm biraz. E, orada da sonra onda da çok emin olamadım. Embiid oldukça iyi iki seri geçirmiş olmasına rağmen sonuçta hayal kırıklığı yaratan Sixers'ın yani hiç kaybetmeleri beklenmeyen Hawks'a kaybeden Sixers'ın en iyi oyuncusu olarak playoff oynadı. Ve maçlar ilerledikçe ikinci yarılarda özellikle son çeyreklerde oyununun biraz düştüğünü gördük. Bunda tabii sakatlığının çok ciddi etkisi ee, var gibi gözüküyordu. Ama yine de e, takımına e, galibiyeti ve seriyi getirecek katkıyı maçın ikinci yarılarında veremedi. E, yok işte e, özellikle ilk turda Portland'a karşı müthiş bir seri geçirmiş olmasına rağmen ya Portland o kadar kötüydü ki e, savunmada ve genel performans olarak çok ciddiye alamıyorum demeyeceğim. Ama evet o kadar etkileyici gelmedi bana çünkü aynı Denver'ın sonra Phoenix karşısında düştüğü e, durumu gördük. Yani Phoenix gibi ciddi gerçek bir playoff takımıyla e, oynadıklarında e, Denver'ın çok ne kadar e, çabuk bir şekilde e, hücumlarının etkisiz hale getirdiğini e, görebildik. Üstüne üstlük savunmada da e, hiç tutamadılar. Onun da ciddi bir e, payı maalesef yok hiç. Iı, takımın ıı, pivotu ve çember koruyucusu olması gerektiği sebebiyle e, o yüzden ben onu da çok hani birinci takımda kesin olmalı e, diyemedim. Sonuçta ikinci turda süpürülen bir takımın e, yıldızı o da. E, o yüzden bana e, makul geliyor e, şu an yaptığımız e, yani en azından birinci takım e, özelinde. E, tabii üçüncü takıma gelindiğinde mutlaka e, şu olmasaydı bu olmalıydı denilebilir Çünkü hani playoffların en iyi 11. .si, 11. ve 15. oyuncusu arasından e, bahsediyoruz. Orada hani hemen dışarıda kalan mutlaka aynı, aynı derecede hak eden isimler olmuştur. Onları da hani e, arkadaşlar yorumlara yazabilir. Mesela akla gelen bir Drew Holiday var. Olabilir. Reggie Jackson yerine daha mı makul olurdu denebilir. Ama hani Reggie Jackson'ın da e, playoffların açık ara en sürpriz performansı olması sebebiyle ödüllendirmek de e, hoş oldu diye düşünüyorum. Evet, e, zaten listeyi oluştururken de e, WhatsApp grubunda en hararetli tartışmalar Reggie mi, mı, Drew Holiday mi, e, üçüncü takımın e, ikinci gardı hangisi olacak diye. Ben e, kişisel olarak aslında e, Drew Holiday'e biraz daha e, yakınım. E, yani e, ekip olarak e, Reggie Jackson'ı e, koymaya karar verdik. Reggie Jackson'ın e, Drew göre tabii çok daha verimli bir hücum performansı var. Kendi e, skor bulma. E, aynı zamanda e, playmaking açısından da gayet iyi bir e, playoff geçirdi. Yani o büyük sürpriz yaparken e, Ray Jackson ve çok kritik anlarda önemli e, sorumluluklar aldı. E, Jazz serisinde e, özellikle. E, Baya yani Ray Jackson e, Paul George'la birlikte seriyi kazandırdı. E, tabii Terence Mann'in de e, acayip bir e, maçı vardı onunla alıcıların. E, ama mesela bence Drew Holiday'in e, çok daha verimsiz e, olmasına karşı e, savunmada aldığı e, müthiş e, daha büyük rol e, ve playmaking açısından da Rejecks'na dediğim gibi iyi olsa da bence ondan e, daha iyi bir e, daha e, oyun yani playmaking'ini e, maçın geneline daha çok yayabilen bir oyuncu. E, zaten bu hani genel rollerini düşündüğümüzde veya bu yani genel oyuncuların seviyesini düşündüğümüz zaman çok normal bir Juro Holiday'in daha çok e, sorumluluk alması. O açıdan ben onu e, bir bir tık e, önde geliyordum. Bir de Hawks serisinin e, kapanışında yeni sakatlıktan e sonra Middleton'la birlikte o seri kapamaları da bence e, gayet e, etkileyiciydi. E, Drew Holiday'in de playmaking açısından çok öne çıktı e, o son maçlarda. O yüzden ben reject e, reject'sinin Holiday e koyardım ama çok büyük bir farkla değil. O yüzden e, çok da karşı çıktığım bir e, nokta değil. E, şeye değineyim. E, Yanis bence özellikle son iki maçından da e, sonra şu anda playoff MVP'si e seçsem ben Yanis'i seçerdim. O yüzden e, All NBA birinci takıma e Koymada mesela Jokic veya Embiid e, alınacaksa e, başka bir önce çıkardım öyle söyleyeyim. Yani finaller başlamadan önce e, Kevin Durant seçerdim e, Playoff MVP'si olarak. E, ilk şu anda mesela bir şekilde finaller iptal olsa bir daha maç oynanmasa e, şu anda Yanis'i e, seçerim herhalde Playoff e, MVP'si olarak. Ya bu arada Playoff MVP'si ödülü olmalı kesinlikle. Yani evet. olmaması çok saçma bence. E, yani final MVP'si kadar bence değerli ve anlamlı bir ödül. E, ödül olur. Ben büyük ihtimalle ben finallerde ne olduğundan bağımsız olarak büyük ihtimalle ben de Yanis tarafında e, olurdum özellikle son iki maçta yaptıkları sebebiyle. Çünkü Phoenix'te de hani şampiyon olsalar da kredi Chris Paul ve Booker ve e, özellikle Chris Paul ve Booker da o başta olmak üzere kredi biraz dağılıyor. E, yani Milwaukee Yanis olduğu sürece var olan bir takım. E, ve bu performansıyla da playoff MVP'sini e, hak ediyor. Ben de büyük ihtimalle bire onu yazarım. İkinciye de herhalde hala Kevin Durant e, derdim. E, belki belki Trey Young derdim. E, ama yani bu listeye de bakınca biraz şeyi hatırlıyor insan tekrar. O kadar müthiş bireysel performanslar oldu ki bu playoff'lar boyunca. Yani bütün bu yıldızların en az bir iki tane imza maçı oldu gerçekten. Yani Donovan Mitchell'ın Clippers serisinin ilk iki maçında e, şut performansı akıl almaz derecedeydi. Damian Lillard'ın Denver'ın Denver hep asmatasında uzatmada kaybettikleri maç e, kaçıncı maçta hatırlamıyorum ama yani tarihsel iyi bir skorer performansıydı. Zaten üçlük rekorunu egal etmiş ol, e, etti ya da geçti playofflarda galiba. E, yani bütün o Kawhi Leonard'ın Dallas 6. maçında Deplasman'da takımın 3 geriyken resmen tek başına e, üç, ikinci yarayı e, takımına kazandırması. 40 sayıyı geçmişti o maçta. E, Paul George'un aynı şekilde kaybetmiş olsalar da Phoenix serisinde inanılmaz bireysel performansları oldu. E, Trey Young keza aynı şekilde konferans süneli birinci maçında Milwaukee Bucks'a karşı 48 sayı atıp tamamen domine ettiği bir maç oldu. Yani... Hani böyle hep klişe lig emin ellerde işte gençler geliyor vesaire muhabbetinin aslında gerçekten gerçekleştiği bir playoff'larda gördük. Yani çok zirve bireysel performanslar ve yani ligde artık hücum seviyesinin, hücum kalitesinin yani arşa erdiği seviyeleri gördük gerçekten. Bu da bence... Ee, ne kadar sakatlıklar tarafından dönem dönem gölgede bırakılmış bir playofflar olsa da oldukça keyifli ve güzel e, bir playofflar da sebep oldu. Evet katılıyorum. Ee, bir de hani benim de e, son notum kapatırken hani bu olaya betimlerini LeBron James'in de e, ya aslında burada tabii LeBron James olmaması büyük bir şok. Yani e, playoff'a Lakers'ın giremedi seneyi çıkarırsak e, 2006'dan beri herhalde. Her sene LeBron James bu üç takımdan birine girerdi e, playoff e, 15 oyuncusu yaptığımız zaman. E, o açıdan baktığımız zaman da hani sakat, sakat bir son geçirmiş olmasıyla, önümüzdeki sezon bir, bir yıl daha yaşlanacak olmasıyla, bu playoff'ların bence bir e, ana e, mesajlarından biri de e, Kevin Durant ve Kawhi Leonard'ın hani, e, NBA'nin en iyi iki oyuncusu e, biziz diye bir e, o adımı da yapmış onlar. Zaten bu oyuncular tabii ki bu tarz e, konuşmalar zaten senelerdir varlar. Yani Kevin Durant, Aşil Tendon sakatlanmadan önce bence NBA'nin en oyuncusu e, konumuna gelmişti e, kısa bir e, süreliğine. E, Kawhi Leonard e, yine o seviyedelerdi 2019 e, playoff'undan sonra. Mesela bu off-season'da daha çok yaparız e, en iyi 25 oyuncu e, NBA'deki. E, o Onun zamanı geldiğinde Durant ve Kawhi Leonard e, kesinlikle bence zirveyi e, zorlayan iki oyuncu olacak. Ve bu hani çift yönlü fiziksel olarak çok üstün kanatların e, önemini e, şu andaki modern NBA basketbolunda bir kere daha gösteriyor. Zaten Kevin Durant'in yüzde %63 gerçek şut düzesiyle maç başına 34 sayı atması o kadar çok bütün savunma her savunmanın onun e, üzerine kurulmuş olmasına rağmen Kyle maç başına e, 30 sayı %68 gibi bir saçma bir gerçek şut e, gerçek şu atmış olması bize e, bu fizik e, fizikli kanatların Playoff'lar ne kadar durdurulamaz olduğunu gösteriyor bence. O da hani en en tepe seviyeler çıktığınız zaman çok önemli bir, belki de en önemli o kendi şutunu durdurulamaz şekilde yaratma yeteneği öne çıkıyor. Bunun üzerine de savunmada çok önemli katkı veren iki oyuncu. Yani kavalyonları zaten Luka Doncic'i birebir dağıldı Nerf serisinde. Kevin Durant de Nets'in pota bekçisi, yardım savunmacısı. Her türlü savunma rolüne... E, giriyordu. O yüzden o iki oyuncunun e, bir altını çizmek istedim yani Cavayanları sakatlığı yüzünden o ikinci takıma e, yazmış olsak da e, e, bir yani oyuncu seviyesi olarak e, oralara çıktığını e, söylemek lazım. Bir de son olarak da e, Luka Doncic'te e, o o gruba e, yani en en üst gruba zaten Emin en iyi oyun, en iyi on, en iyi 10 oyuncu seviyesinde ama en iyi 3 4'ü zorlayan bir seviyede de oyna, bir kere daha playoff'larda oynayarak gösterdi bence. Yani oradaki Luka Doncic'in mesela Kawhi, Durant veya LeBron gibi oyunculara karşı tabii ki en büyük e, farkı henüz kariyerinde playofflarda ileri turlarda e, oynamamış, olmaması. E, ama e, bir oyuncu bu yaşta sadece ilk turlarda elenerek ne kadar iyi olabilir? En fazla bu kadar e, iyi olabilir. Yani daha iyi performans da olamaz. Evet. Ya KD ile giden iyi oyuncusuysa Nijerya ve Avustralya'ya yenilmesin. Yani, <gülüyor> <gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> Stephen, A, Stephen A. A. Smith yorumları yapıyor. Evet. Um, Lebron ee, Galaxy yeniyor yani aynı anda. Aynen. <laughs> aynen. Ee, ben de bir ufak teaser yapayım o zaman. Biz e, geçtiğimiz iki senede de ligin en iyi 25 oyuncusunu off season'da yapmıştık. Bu sene de yapacağız. Ee, ben çalışmaya başladım. İlk 10, ilk 11, 12 mi e, bitirdim. E, gerisinin gerisindeyim. Senin dediğin de altını çizeyim. Evet, yani KD, Kawhi, hatta Luka da ben de en üst basamakta yer alıyor. Basamak basamak yapıyoruz biz daha önce e, izleyen arkadaşlar olmuştur. En tepe e, basamakta o üç oyuncu da. En tepede beş oyuncu var bende. Bu da hani son yıllarda hani artık o ligin en iyi oyuncusu tartışmasının e, uzun aradan sonra ne kadar zor olduğu ve ne kadar fazla oyuncunun oraya aday olduğunu e, gösteriyor. En çok zorlandığım isimlerden biri de e, Lebron'du. Açıkçası sen de bahsettiğin için hani çünkü acaba hani o zaman geldi mi soru işaretlerinin başladığı bir sezon. Gerçekten hani Lebron'un insan olduğu ve onun da hani yaşlanıp biraz daha düşmeye, sakatla, sakatlık problemleri yaşamaya başladığı dönemlere geldik mi ee, soru işaretleriyle beraber. Hani ligin en iyi oyuncu sıralamasında sıralamanın zor olduğu bir e, oyuncu oldu Lebron James geçirdiği sezondan sonra. Onu o program geldiğinde daha detaylı konuşuruz zaten. Aynen. Zaten Lebron sağlıklıken yine muhteşem oynuyordu ama buradaki bir önemli nokta oyuncular yaşandıkça sakatlanma ihtimalleri artıyor. Sakatlıktan sonra aynı seviyeye aynı hızda dönme ihtimalleri azalıyor. Zaten hı hı. E, bir sıkıntı da o. Yoksa sağlıklı e, sağlıklıken en iyi oyuncu mesela hala çok rahat denilebilir tabii ki. Lebron James e, yani geçen sezon finalleri, playoffları domine eden bir oyuncu. Bu sezon normal sezonda MVP seviyesinde oynayan bir oyuncu sağlıklıken. Ama bu sakatlık riskinin artması bir faktör. Hı hı, aynen öyle. Peki, o zaman e, ana konumuza geçelim. NBA finallerinde 3 e, maç e, sonlandı. E, kısa kısa 3 maçın hikayesini biraz daha aklımda canlandırabilmek için e, bu e, her her maç için hem e, skoru yazdık e, görüntüde hem de e, hangi takım ne kadar öndeydi e, her maçta, e, nasıl gelişti e, onları da e, yansıttık e, şu anda. Hani biraz daha e, hatırlaması daha kolay da olsun diye. Zaten ilk 2 maçın hikayesi e, oyun anlamında olmasa da skor anlamında e, benzerdi. E, Bucks e, biraz daha hafif e, önde götürdü. Dengede giden e, bir maç olarak başladı ilk iki maçta. E, sonra ikinci yarıda e, Phoenix Suns'ın e, üstünlüğünü, üstünlüğünü kurduğunu gördük. E, üçüncü maçta ise e, ilk yarısı e, çok daha e, yakın giden bir maçtı. İkinci yarıda ise e, Bucks e, daha ağırlığını koydu ve e, ikinci yarının tamamını e, önde götürerek e, farkla kazandı. Yani maç sonlarına e, çok... E, çok böyle acayip çekişmeli giren maçlar olmadı. Ama birinci maçı bir yana bırakırsak, birinci maçta bence biraz daha net bir sans üstünlüğü vardı. Oyun kalitesi olarak ikinci ve üçüncü maçtan sonra aslında dengede bir seri diyebiliriz şu anda. Sans tabii ki 2-1 önde olmanın ve sağ avantajının hala sahibi. O yüzden hani ee, tam dengeli bir seri e, diyemiyoruz 3 maç sonunda. Ama e, genel olarak e, iki takımın iyi eşleştiği bir seri bence 3 e, maç sonunda. E, sana şöyle sorayım. E, seri öncesi e, e, düşündüklerine göre seri şu ana kadar nasıl gelişti? Hani bunu e, ilk maçtan başlarak da e, yorumlayabilirsin. Baştan sona ya da genel şu anda geldiği nokta olarak. E, bence burada en önemli konu e, yani Antetokounmpo'nun durumu. Yani benim seri başında e, Phoenix Suns ciddi avantajlı görmemin ve 4-2 eee bir sebebi yanisin şu an olduğu seviyeden daha düşük bir seviyede olmasını e, bekliyordum ve büyük ihtimalle herkes bekliyordu. Yani çünkü dizinin e, durumunu hepimiz gördük. Atlanta serisinde ne kadar ciddi bir şekilde esnediğini e, ve çıkan haberlerden sonra benim hani bu finallerde e, yani yani %100'üne yakın bir şekilde oynama ihtimalini oldukça düşük görüyordum ki yani seri ilerledikçe de giderek artan bir performansı oldu e, yani. ve üçüncü maçta neredeyse yüzde yüzüne e, yakın bir seviyede e, performans verdiğini gördük. Bu hem Yannis özelinde çok etkileyici yani fiziksel olarak e, yani sadece iki hafta geçti Atlanta maç Atlanta serisinde o sakatlık e, geçirildi ve o sakatlıktan sonra sadece iki maç kaçırarak e, dönmüş olması. Ee, gerçekten hani mucizeye yakın bir e, fiziksel e, üstünlüğünü gösteriyor e, Yannis'in. Ve seriye bakışımı biraz değiştirmemin sebebi Yannis'in bu durumu. Yani sahadaki e, açık ara en iyi oyuncu e, gibi oynuyor yani. Zaten Milwaukee'nin kazanma şansı olması için bunun böyle olması gerekiyor. Çünkü Milwaukee Phoenix kadar İyi oturmuş, parçaları birbirine cuk oturan, eksikleri olmayan, e, hep do doğru setleri oynayan, doğru oyun planı olan bir takım değil. Milwaukee e, zaten normal sezonda da e, üst üstünlüğüyle, e, dominasyonuyla e, takımları e, yenen bir takım. E, böyle oyun çok net uyguladığı oyun planları finik seviyesinde olmayan bir takım ve hani yan parçaları da Phoenix seviyesinde değil. Baktığımız zaman. Yani Milwaukee'nin en iyi e, üçüncü, dördüncü oyuncusundan sonra hani Brook Lopez'den sonra gerçekten kalite olarak da derinlik açısından da sıkıntılar yaşayan bir takım Milwaukee. Zaten Giannis'in olmadığı senaryoda bize en büyük endişeyi veren e, konulardan biri onun dakikalarını alacak onun katkısını iyi kötü sağlayabilecek bir oyuncunun olmaması benchten. Yani benchten güvenebileceğiniz isim Milwaukee'de gerçekten yok. Ee, bunun sıkıntılarını hala dönem dönem yaşıyorlar. Ama e, yani tabii e, iki maç üst üste hem çok dominant hem de çok verimli bir performans gösterince yani serbest atış çizgisinden bile hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Ee, o da ayrı bir yani e, belki parantez açmak gerekiyor yani bu kadar üzerinde dalga geçilen alay edilen bu kadar hani her gittiği e, salonda psikolojik baskıyla karşı karşıya e, kalan bir oyuncunun bu kadar hani hiç korkmadan sürekli atış çizgisine gitmesi, sürekli e, foul alması ve döne dönem dönemde serbest işten gerçekten e, yüzdesini arttırması ve e, istikrarlı bir şekilde şu an sokmaya en kritik anlarda sokmaya başlaması gerçekten çok önemli ve çok değerli e, Yannis için. Um, ama ben yine de e, Phoenix Suns'ı hala bir adım önde görüyorum çünkü ben hani yani savunmasını biraz daha e, iyi yapacaklarına daha iyi çözeceklerine dair bir inancım var çünkü Montevilliams e, doğru ayarlamaları yapabildiğini gösterdi bu normal sezonda ve playoff'larda e, belki bir hatası 3. E, maç özelinde. Hani ilk iki maçı kazandığı ve 2-0 önde olduğu için biraz Yannis konusunda yapması gereken e, ödevleri yapmamış gibi e, geldi bana. Hani hala aynı savunma stratejisinde devam etmeleri çok doğru değildi yani e karşı. Çünkü Yannis'in ikinci maçta birebir de tutamadıklarını gösterdi. E, yani çoğu zaman Aiton'la tutuyorlar. Bazen Crowder'la e, değişiyorlar. Yanis ee, um, savunmasında ama ona karşı biraz daha fazla yardım getirmeleri, özellikle Yanis'in drivelarında, bu tepedeki ve kanatlardaki oyunculardan biraz daha içeriye içeriği kalabalık hale getirip, Yanis'in o spin hareketini e, işte steplerini vesaire biraz daha karşısında o hep bahsedilen duvar meselesini e, oluşturacak şekilde e, yapmaya başlamaları lazım bence biraz fazla hani tamam yani Aiton'a karşı sayı atabiliyor izolasyonda. Atsın kafasında oynadılar son iki maçta ve Yannis de attı. Şimdi biraz daha Yannis'i daha top yönlendirici, daha oyun kurucu pozisyonuna zorlamaları lazım. Kanatlardan yardım getirecekler. Eğer Yannis köşede pet kanatını Jeff Jeff gibi vesaire bulacaksa bulsun. Onlar şu cezayı kesecekse kessin mentalitesine biraz daha yakın olmaları e, lazım diye düşünüyorum. E, buna da yapacaklarına inancım olduğu için yine de önümüzdeki maçlarda Phoenix Suns'ı biraz daha yakın ve bu seriyi kazanmaya 4-2 veya 4-3 olacak şekilde yakın görüyorum. Evet. E, bence de güzel bir efendim. Yani, anla başlaması gereken e, şu anda serinin de geldiği nokta olarak Suns'ı yanısına tutacak. E, o soru e, etrafında şekilleniyor. E, yani Yanis'in e, performansı şu anda gerçekten çok tarihsel bir seviyede. Yani finallerde e, ilk 3 maçı bu kadar yüksek bir perdeden açan çok fazla oyuncu yok. Hani onu da tarihsel önünün biraz altını çizmek lazım bence. 2 maç üst üste 40 sayı atan NBA tarihinde sadece 6. oyuncu oldu. Ve hani bu oyunculara bakıyorsunuz zaten artık finalde üstü 40 atınca çok çok elit isimler oluyor. Yani LeBron, Shaq, Michael Jordan, Jerry West 4. Zaten finallerin en skorer 4 oyuncularından NBA tarihinde. Bir de Rick Perry. O da hani o diğer 4 oyuncu kadar fazla finale çıkmamış olsa da çıktığı sezon e, sezonlarda çok başarılı e, final e, skoreri e, profil çizmiş bir oyuncu. Yanis oraya mesela 6. oyuncu olarak çıktı. 2 maç üstte 40 sayı geçerek, 2 e, maç üstte 40 sayı 10 reboundu e, geçmek finallerde sadece şekin yaptığı e, bir e, yani sadece şekin yapabildiği bir başarıydı. Yani de ikinci oyuncu oldu. Yani o yüzden rakamsal olarak da e, ne kadar e, devasa bir e, iş çıkardı Yanis'in. E, bence çok önemli bu seride. Bir de hani bu da Phoenix gibi sezonun en iyi savunmalardan birine karşı. Evet yani DeAndre Ayton sağdan çıktığı zaman e, tamamen değişiyor. için sakatlanması da e, yani Yanis savunmasında Sarıç da çok iyi değil ama e, Phoenix'in kadrosunu değiştir daralttığı için orada sıkıntıya sokuyor. Ama sonuçta Suns buraya e, iyi hücum ve iyi savunma birlikte gelen bir takım. Yani kötü bir ee, savunma takımına karşı yapmıyor e, Yanis bunu. O yüzden bence hem sakallık dönüşü bunu yapmış olması, hem senin dediğin gibi bu kadar eleştirdiği bir playoff'larda yapmış olması hem de iyi bir savunmaya karşı yapmış olması hepsi bu performansına değer katan e, farklı farklı faktörler. Şimdi sans ne yapabilire geldiğimiz zaman senin dediğin gibi şeye yani savunma kurgusunun değişmesi lazım. E, i̇kinci ve üçüncü maçta Yanis e, çember altından 25'te 23 ile oynadı. Yani bu zaten e, bir Savunmanın çöktüğünün sinyali. Yani 25'te 23 92 ile atıyor. E, Suns aynı iki maçta 39'da 20 ile atmış e, potu altından. Yani Yanis 25'te 23, bütün Phoenix Suns takım olarak 39'da 20. Yani öyle bir e, problem yaşadığınız zaman matematiksel olarak kazanması çok zorlaşıyor. Nasıl kazanabiliyorsunuz? Suns'un ikinci maç yaptığı gibi 53'lük atarak. Yani Yanis bu seviyede oynadığı sürece e, eğer Suns bu savunma formasyonuyla oynarsa ve Yanis böyle demelerse e, Suns'ın yine e, acayip düşük seviyesine çıkması lazım e, maçları kazanması için. Yoksa dediğin gibi e, farklı bir kuruluma geçip daha e, normal bir şut atarak Chris Paul ve Devin Booker'dan e, normal iyi performans aldıkları zaman e, kazanmaya yeniden e, gelebilirler bu seride. E, ne yapabilir e, Bucks e, yeni savunmasında? E, dediklerine katılıyorum. Yani bu yardım getirme e, durumu en önemlisi. E, mesela Nets serisini düşünelim. E, Brooklyn Nets'in e, bireysel savunmacıları Phoenix Suns'ın belirtiler sonuclarından daha kötü bence Yanis Samos olarak bakarsak. Yani önde Black Griffin e, duruyordu Yanis'in. Ama hı hı. Yanis herhangi bir şekilde e, spin yaptığı zaman veya fazla topu sektirdiği zaman çok iyi e, yerinde yardımlar geliyordu. Yani e, mesela soldan sağ Yanis o spin yaptığı zaman hemen arkadan biri geliyordu, rahatsız ediyordu. Mesela Bruce e, Brown giriyordu oraya ya da Kevin Durant yardıma geliyordu. Suns da bunu Jay Crowder ve e, Bridges, e, hatta Chris Paul... E, DeAndre Ayton e, tutmuyorsa o da yardıma gelebilir. Bir sürü bunu yapabilecek oyuncusu var. O yüzden e, kesinlikle katılıyorum. Yani e, Montaigne'un bu düzenlemi yapması lazım. Ama şöyle bir sıkıntı var. E, Coach Badın oyun planı Yanis'in maça yaklaşımı e, net serisine göre e, playoff'ların ilk zamanlarına göre çok daha iyi. Öyle bir durumda var. Mesela Yanis'i e, Chris Middleton ve Drew Holiday ile çok daha fazla Picanor partner olarak kullanıyorlar. Yani e, çok fazla böyle e, ikinci, üçüncü, maç, üçüncü maçta şeyi görmedim ben. E, özellikle üçüncü maçta. Yanis'in getirdiği, acayip kendisinin oyun kurmaya çalıştığı, işte şut saatinde e, 7 5-6 saniye kalana kadar Yanis'in bir şey zorladı. Sonra Middleton'a verinip e, Middleton tıkandıktan sonra bir şey üretmeye çalışıyor. Bucks öyle kitlenirdi genelde. Bu seride e, şu anda ikinci, üçüncü maç çok öyle olmuyor. Yanis e, bazen erken getiriyor topu. Güzel de mesela pas dağıttı 3. maçın başında erken getirip. Ama e, erken getirdiğinde bir şey çıkmadığı zaman o yüzden çok zorlamaya başlamıyor. Ya topu verip daha iyi bir yerde alıp eee sırt dönük oynamaya çalışıyor ya da Middleton middle territory holder'a topla buluşuyor. Yanis perdeye geliyor. perden sonra devriliyor. E, o yüzden hani baksın e, biraz daha varyasyon getirmiş olması eee Yanis hücumuna ve bunu e, zaten hani hem bizim hem bir sürü başka insanın da söylediği gibi eee Yanis'i tamamen oyun başlatıcıdan çok başlatıcı ve bitirici rolünü daha dengeli e, kullanan bir oyuncuya dönüştürmüş olması. Bence savunulmasını biraz daha zorlaştırıyor. O yüzden e, Montilliams yardım savunması işini e, halletse bile e, baksın daha doğru e, şekilde hücum etmesi Yanis e, etrafında e, biraz daha e, dayanıklılık katıyor e, Yanis ve Box hücumuna bence bu seride. Onu da söyleyeyim. Özellikle buradaki en kritik nokta bunu 3. maçta gördük. <laughs> Üçüncü maça gelmeden önce şöyle söyleyeyim. Bir hani maçların hikayesi neydi? Birinci maçta Yanis sakat mı değil mi belli değil. Bence koç için de zor bir maçtı. Çünkü Yanis ne kadar oynayacak, nasıl performans verecek? Çok kolay yönetilmesi bir maç değildi. E Chris Paul da muhteşem bir performans verdi. E Suns ağırlığını koyup geçti. İkinci maçta işler değişti. Dediğim gibi Yanis'in çok daha sağlıklı geldiği, Bucks'ın oyuna bence ortak olduğu bir maçtı. Ama Suns muhteşem şut attı ve maçı aldı. Üçüncü maçta ise e Booker Brace olarak çok kötü başladı. Suns Jay Crowder dışında çok güçlük atamadı. Yanis aynı performansına da devam etti. Kritik kopma noktası da Deandre Ayton'un far problemi oldu. E ve bence bu Deandre Ayton'un far problemi olma durumu seri ilerledikçe devam da edebilir. çünkü eee Yanis savunmasını genelde Ayton'la yapıyorlar. Ayton'la yapmasalar bile yardım savunmasına da Ayton gelmek zorunda. ve Ayton far problemine girdiği anda sarı için sakatlanması dediğim gibi ...sanızın hiç opsiyonu kalmıyor. Yani e, bu maçın kritik kopma anlarından biri... ...mesela hem ilk yarıda hem ikinci yarıda... E, ...üçüncü maçta Kaminski'nin e, sahaya girdiği sürelerdi. Çünkü Frank Kaminski zaten... E, ...normal bir NBA finalinin oyuncusu hiç değil. Karşıda Yanis ve Brook Lopez varken... E, ...bir NBA finalinde oyuncu hiç hiç değil. Yani... Normal e, ama... sezon oyuncusu olduğu evet. bile tartışılır yani. Aynen. Yani şu anda Kaminski hani... E, ya gerçi mesela bu sezon normal sezonda benim beklediğimden daha iyi oynamıştı. Çok evet. iyi olmasa da. Ee, ama e, yani playofflarda o kadar defolu ki. Bir de hem savunmada hem hücumda. Yani hücumda da böyle Frank Kaminski, Phoenix Suns acayip bir pick and pop uzunlar kullanmıyor. Yani devrilmeye çalışıyor, bitiremiyor. Ee, zaten acayip de bir şutör değil. Şut yani, <laughs> yani, da sokamıyor ki yani. şut Sokamayan şutör yani. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bir sıkıntı savunma zaten yapamıyor. Ee, o yüzden bence hani, montajınızı yapması gereken bir kritik noktada Kaminski artık tamamen silmek e, bu seriden. Yani olabildiğince işte J. Crowder'ın 5 numarada oynadığı. E, ki 3. maçta mesela farkın kapandığı bir dönemde sans kısa 5'leydi aslında. E, Tory Craig oynayabildiği kadar. E, Nader de sakatlıktan dönüyor. Onun da biraz e, öyle bir sıkıntısı var. Ama onun da olabildiğince sürelerinin hani Kaminski yerine e, artması. E, sansın 8'in olmadığı sürelerde e, kısa 5'e dönmesi e, bence kritik olacak. Bir de Aiton far problemine yani bunu çok konuşuyoruz biz genelde. Hani bizim e, senin de sevdiğin bir konu. Bizim programın genelde sevdiği bir konu. Hmm. Oyuncular far probleme girdiği zaman e, özellikle maç kopuyorken oynatmayınca bu sefer maç kopmuş oluyor. O yüzden adam maçı 25 dakikayla bitiriyor. Mesela denedirilen Aiton'a öyle oldu bu maç. Yani 3. çeyrekte fark açılırken Aiton e, far problemine girdi. E, Montaigne'u dışarı alıyor. Okey. Yani 5. faalini e, işte 6. faalini yapmasın diye. E, ama o zaman da maç bitmiş oluyor zaten. Yani oynayacak bir şey kalmıyor. Bence o dengeyi daha iyi kurması lazım. Tabii ki ilk yarıda dört faal olursa Aiton gibi hani savunma e, sorumluluğu yüksek olan bir oyuncu oynatmazsın tabii ki. Yani bir dinlendirmen lazım. Ama üçüncü şarkı mesela dört faaldeyken ve maç gidiyor gibi gibiyken bence kesinlikle oynatılmalı DeAndre Aiton. Montaigne'in onu da daha iyi ayarlaması lazım. E, bu DeAndre Aiton Yanis özelinde güzel bir e, şey de var. E, istatistik var. Onu paylaşayım. Yani e, Yanis sağdayken ve D'Andre Ayton sağdayken Bucks'ın performansı ve ikisi sağda değilken Bucks'ın ve Suns'ın performansı. Yanis sağdayken ve D'Andre Ayton sağda değilken Bucks 100 pozisyon başına 39 sayı önde. Yani bu zaten Hı. olacak bir fark değil. Ayton sağdayken ve Yanis sağda değilken, bu 19 dakika, Suns 100 pozisyon başına 44 sayı önde. Yani <laughs> Yanis varken Ayton yokken Bucks uçuk bir seviyede önde. Tam aynısı Aiton sağdayken ve Yanis değilken de oluyor. İkisi de sağdayken e, Sans 0.2 sayı önde 100 pozisyon başına. Yani maç dengede gidiyor. Serinin de hmm. biraz şu anda hikayesi o. Yani bir tarafta e, Aiton çıkınca dağılıyor Sun, Diğer tarafta Yanis çıkınca zaten e, Box'ın aldığını tahmin edebiliriz e, Sans karşısında. Tabi burada biraz rotasyonun da önemi var. Yani Yanis çıktığı zaman e, Box'ın yedekleri daha çok girmiş oluyor. O, o dakikalarda zorluk yaşıyor e, Box. Ama e, genel hatlarıyla öyle bir hikayesi var diyebiliriz e, serinin. Ee, son 3. maç notumda şey olacak e, sana çevirmeden önce Montagnos'un bence bir yaptığı hata da e, ilk yarıda özellikle Chris Middleton'a durmadan ikili, ikili sıkıştırma getirdi yani e, Bucks zaten hani bundan hep bahsediyoruz hücumu çok iyi olmayan bir takım olduğu için e, Bucks'a olabildiğince e, savunmayı dengesini savunmanın dengesini bozmanı engellemeniz lazım yani e, Bucks çünkü savunmanın dengesini çok iyi bozan bir takım değil o yüzden onların işini kolaylaştırırsanız bu sefer acayip avantajı sağlıyorlar. Mesela Middleton'a iki sıkıştırma gidiyor perdeden sonra. E zaten ondan sonra savunma toparlamaya çalışıyor. Çünkü bir iki, iki sıkışma zaman orta bir pas atıyor mesela perdeden sonra Middleton. E, ya Bobby Portis ya Yanis orada 4'e 3 oynuyor sonra. E, oradan sonra savunmanın dengesi çok daha kolay oluyor. E, bunu bence Monty Williams biraz kendi topuna sıktı. Yani böyle bir taktik yaparak. Hani Middleton da ikinci maç 50 sayı atmış olsa seriyi böyle acayip koparmış falan olsa bir derece. Öyle de bir durum yok e, ee, pek anlam veremedim yani niye öyle bir taktiğe gittiler. Bence Piken Rice çok daha e, hani konservatif bir e, yani drop coverage de olur uzunu geri çektiğiniz. Middleton gününde ise üç atıyorsa biraz daha Aiton'un e, yukarıda karşıladığı bir savunma da olur. Ama böyle çiftli ikili sıkışma falan hiç gerek yok. E, daha çok yardım getirildiği e, Piken klasik savunmaya tuttukları e, bir formata geçebilirsiniz. Evet kesinlikle katılıyorum. Ben de onun altını çizecektim. Yani o da çok ciddi bir hataydı Sanz adına. Ee, ve on, onları biraz daha toparladıklarında Frick Sanz'ın e, savunma performansı daha iyi olacaktır. Ee, ve yani senin de dediğin gibi Middleton ve Juru Holiday zaten çok kötü bir ikinci maç. Hatta Juru Holiday çok kötü ilk iki maç oynadı. Middleton da ikinci maç o kadar kötüyken hani niye böyle bir e, strateji izledi Monty Williams onu anlamlandırmak zor yani ikinci maçı da düşününce aslında yani Middleton veya Holiday'den birisi standartında kendi standartında oynasa şu an Milwaukee Bucks büyük ihtimalle 2-1 önde olurdu. Yani çünkü e, Phoenix Suns öyle Phoenix Suns çok iyi oynamadığı bir maçtı. E, Milwaukee'nin aslında doğruları e, yaptığı eee müthiş bir performans sergilediği bir maçtı ama Middleton ve özellikle Holiday o kadar kötüydü ki yani çok kötü şut tercihleri kötü hücumda kararlar yani Jiro çok alışık olmadığımız bir şeydi. Yani savunmada çok fazla yük taşıyor. Yani sürekli Booker ve Chris Paul'dan birini savunmak yani gerçekten çok yorucu bir şey. Ama hani sizin hücumunuzun ikinci veya üçüncü o opsiyon olması gereken bir oyuncudan da biraz daha fazla hücum katkısı e, istiyorsunuz. E, hani Milwaukee Bucks nasıl ne kadar bazı şeyleri çözmüş gibi e, gözükse de, Holiday'in biraz daha üçüncü maçtaki hücum performansına yaklaşması lazım Milwaukee'nin e, şansı olması için. Bence Phoenix'in Milwaukee karşı nasıl ne kadar iyi bir iş yapıp yapmadığının en iyi göstergesi. Ee, rol oyuncularının, Milwaukee'deki rol oyuncuların ne kadar üçlük denediği bence bunu çok iyi gösteriyor. Yani sizin Milwaukee ile oynuyorsanız yapmanız gereken şey sizin oradaki istikrarsız şutörlere PJ Tucker'a, Pat Connaught'ına, Jeff Teague'e mümkün olduğunca e, onlara e, üçlük imkanı vermek. Mesela bunu Milwaukee savunması çok iyi yapıyor. Ee, i̇kinci maçta kaybetmelerine rağmen bunu e, müthiş bir şekilde yaptılar. Çünkü birinci maçta ne oldu? Chris Paul ve Booker e, pick and roll'lerde ve içeri drive'larda darmadağın etti Milwaukee savunmasını. Milwaukee buna önlem olarak ikinci maçta e, az önce bahsettiğim bu tepe, ka, tepeden kanatlardan drive'larda içeriye yardım edip köşedeki kenardaki üçlüğü boş bırakmasa da ise. Bu sayede Phoenix ikinci maçta e, ilk çeyrekte 8 tane üçlük soktu. Aslında hani işe yaramadı denebilir. Çünkü e, Michael Bridges, Jay Crowder sürekli boş üçlükler buldular. Ne oldu? bunu Onu riske ettiler. Chris Paul ve Devin Booker devreye girmesin diye. Ve aslında uzunlarda de e, işe yarayan bir strateji denebilirdi. E, Phoenix sadece çok ek boşlukları soktu. Ama bu stratejinin e, yani Milwaukee gibi bir takıma karşı tutması Phoenix gibi bir takıma karşı tutmasından daha kolay. Çünkü Phoenix'te şutörler Milwaukee'nin şutörlerine göre çok daha güvenilir isimler. Phoenix'in orada köşelere yerleştirdiği isimler daha istikrarlı e, şutörler Milwaukee'ye göre. O yüzden benzer bir stratejiyi Phoenix uyguladığı takdirde e, oradan köşeden az önce dediğim gibi e, Pat Connaughton'a, P.J. Tucker'a boş üçlükleri riske etmek çok daha makul bir strateji olur. Yani üçüncü maçta e, P.J. Tucker sadece iki üçlük, Pat Connaughton sadece dört üçlük, e, Jeff Deig de bir tane üçlük denemiş. Phoenix'in daha fazla şansında olması için bu üçlük sayılarını daha e, arttırması e, gerekiyor. Yani çok absürt bir istatistik vardı. Middleton, Drew Holiday ve Yannis'in sayı veya asist yapmadığı sadece iki basketi e, olmuştu üçüncü maçta. Şey, e, üçüncü yerin sonunda e, Bucks'ın bulduğu galiba 98 sayı olması lazım. Demiyorsam. 98 sayının 96'sında e, ya Middleton, ya Yanis, ya da Drew e, sayı atmıştı ve asist yapmıştı. O iki sayıda sadece sadece Portis'in faal çizgisinden bulduğu iki sayıydı. Yani Hı -hı. senin dediğine Hı -hı. çıkıyor bu. Acayip o üç oyuncunun domine ettiği bir maç. Evet. Yani onları biraz daha e, içeriği biraz daha kapatıp biraz daha rol oyuncularını devreye sokmasını zorlaması lazım e, Phoenix'in. Çünkü yani dediğin sayı çok absürt yani sadece 3 oyuncunun bu kadar domine etmesini izin vermesi lazım Phoenix'in. Ama hani izin verseniz bile yani Middleton ve Holiday böyle sürekli final seviyesinde hücumunuzu taşıma, taşımasına güvenebileceğin benim çok güvenebildiğim iki isim değiller. O yüzden hani Phoenix'i bir adım avantajlı görmemin bir sebebi de o. Drew Holiday tekrar hani üçüncü maçta gösterdiği bir performansı hücum anlamında sürdürebilir mi bilmiyorum çünkü bütün playofflar boyunca hücumda gerçekten çok zorlandı hani o yüzden Phoenix gibi bir savunmaya karşı tekrar oldukça verimli bir 21 sayı asist asistle benzer bir performansla oynar e, diyemiyorum e, o yüzden e, Phoenix'i bir adım avantajlı e, görmekle beraber senin altını çizdiğin konu değerli. Yani sarı için de sakatlığıyla beraber Kaminski de oynayamayacak seviyedeyken Eğitim'e çok büyük bir yük düşüyor. Ve e, faul problemine girdiği takdirde kısa beşlerini ben beğeniyorum Phoenix'in ama yani e, bu kadar dominantken de çok da şansları yok ona karşı e, açıkçası. Yannis ve Brook Lopez sahadayken ve PJ Tucker'da e, hücum reboundlarında çok etkili bir e, oyuncu olabiliyor. E, durdurması e, çok zor bir takım oluyor. Üçüncü maçta Milwaukee'nin hücum reboundu yüzdesi yüzde otuzdu. E, yani kaçırdığı neredeyse üç şuttan birinin e, reboundunu e, alıyorlardı. Bu her maç size çok ciddi bir e, pozisyon avantajı e, demek. E, o yüzden hani Aiden'in mümkün olduğunca foul probleminden e, kaçması, Aiden'ın olmadığı kısa beşlerde de bu az, az önce bahsettiğimiz yani ise yardımlı duvar savunması da çok daha keskin olması e, lazım Phoenix'in diye düşünüyorum. Çok evet. foul yapıyorlar bir de yani ise yani, yani evet. e, o da yani sonu cezalandırdı faullerini sokarak ama e, çok fiziksel oynamaya çalışıyorlar, çok sert oynamaya çalışıyorlar yani ise karşı ama çok faulle yapıyorlar bunu. Yani biraz daha faulsüz e, yapabilmeleri lazım. Evet katılıyorum. Yani mesela 3. maç sonrasında Montreal'imiz işte Yanis bizden çok faal kullandı falan diye bir açıklamalar yapmış. Hatta böyle şey demiş işte hakemlere bir şey demeyeyim diye ama yani çok saçma çünkü adam zaten faal Hı. yapıyorlar içeride. Yani, <laughs> yani stratejik olarak faal <laughs> yapıyorlar. Evet, evet. <laughs> o yüzden çok faal kullanıyor. Yani burada evet, evet. e, hani bir D'Andre 3. faali hafif çalışmış faali. Bir de bunun hani arka planı işte Scott Foster 3. maçta hakemdi. Chris Paul, Scott foster hiç kazanamıyor. Yani birbirini sevmiyor. Öyle bir durum var. Ama hmm. böyle bir aşırı kötü yönetilen bir maç değildi mesela bence. Yani hmm. yani baya net faal yapıyordu e, Bucks. E, bu kısa beş e, konusu önemli. Çünkü yani DeAndre Ayton girmese bile e, oyunun belli sürelerinde e, kısa beşler e, birbirine karşı oynayacak. Farplemine girme ihtimali de olduğu için hani daha da e, bunun arttığını düşünebiliriz kısa beşlerin. Benim açıkçası e, seri öncesi beklentilerimin e, karşılandığı bir e, eşleşme oldu kısa beşlerin sahada olduğu zaman. Hani ben Box'ın daha avantajlı olacağını e, düşünüyordum. O yüzden mesela şeyde konuştuğumuzda iki takım da sağlıklı olsa kim kazanır da ben Box'a biraz daha yakındım o konuda. E, yani kısa beşlerinde e, kısa beşler olduğundan Box'ın üstünlüğünün de üstünlüğünü sağlayabilmesinden gelen bir e, sebeple. E, orada hem Yanis'in bireysel üstünlüğüne çıkıyor hem de Box iki kısa beşte fiziksel olarak Diğer oyuncularda da ağır basıyor. Çünkü Drew, Chris Ball'dan daha fiziksel. Middleton, Booker'la eşleşirse ondan daha büyük bir oyuncu. E P.J. Tucker belki hani boy olarak bir Cam Johnson veya Bridges'dan daha uzun değil. Ama çok daha fiziksel ve kuvvetli bir oyuncu. O yüzden kısa beşer olduğu zaman hem Yanis'in kendi bireysel dominasyonu oluyor. Hem de baksın bence fiziksel bir avantajı da oluyor. Oradan bir genel oyun hakimiyetini kurabiliyor Bucks. Biraz şeyden de bahsedeyim. Ee, hani şu ana kadar hep e, Phoenix Suns'ın savunmasından bahsettik. Bucks savunması mesela neleri iyi veya e, kötü yapıyor. Bizim hani ikimizin de seri öncesi yanlış hatırlamıyorsam Drew Holiday, kırı tutsa daha iyi e, diye konuşmuştuk. E, üçüncü maçta mesela e, Drew Holiday'in asıl savunma e, savunmada asıl tuttuğu oyuncu Chris Paul'du. Yani tabii ki pozisyon pozisyon değişiyor switch yapılıyor. O yüzden kırı da bayağı Hatta e, maçı izlerken şöyle geçti aklımdan. E, Drew Holiday eee ana savunma e, sorumluluğu Chris Paul olduğu bir maçta maçı Devin Booker'a da zindan etti. Yani böyle bir savunma performans çıkardı aslında. E, ama bence ana savunma e, rolünün Chris Paul olması daha iyi oldu e, Box'ta. 3. E, maç e, özelinde. Çünkü e, Chris Paul e, hani perdeleri kullanarak kullanarak ona domine etmeye çalışırken Jrue Holiday o perdelerden çok iyi e, geçebiliyor. E, üstünden veya altından iki türlü geçtiği zaman karşı e, hücuma avantaj e, yaratma o boşluğunu minimize ederek e, perdelerden e, de, yanından veya arkasından geçebiliyor. O da hmm. hani bu Sanz'ı e, pardon e, Box'ın yaptığı e, pikenerasyon olmasına aynı hani çok büyük bir avantaj sağladı. Jury Holding çok zorlamadığı zamanlarda da birçok kez Box'ın Brook Lopez dışında dörtlü switch yaptığını da gördük. Yani e, o da mesela şu anda mesela Sanz'ın 3. E, maç e, hücum performansını etkileyen bir ee, savunma stratejisi oldu. Bence Coach badın şu anda e, savunma olarak yaklaşımı hani senin de biraz da e, birinci maçtan sonra altın çizdiğin hani Suns yan o, rol oyuncuları şut atsın. Biz Booker ve e, Chris Paul'u biraz daha e, e, sıkı tutmaya çalışalım. O formülü güzel işliyor. Yani o formülü bozma e, o formülü bozma e, bozmak adına adım e, Phoenix Suns'dan gelecek. E, Bucks aynı stratejiyi e, aynı şekilde sürdürebilir e, farklı bir sonuç e, olursa o zaman biraz daha e, değişime düşünebilirler. E, bir de o savunmada e, şu anda Suns şöyle bir avantajla yakalayamıyor. Hücum bağını çok alamıyorlar. Çünkü 3. E, maçta e, Yanis'in e, de artık iyice kendi sağlıklı formu bulmasıyla e, Bucks Fastbreak'e çok daha etkili çıktı. E, sanıyorum 16 sayı buldu e, Bucks Fastbreak'ten. E, Bucks Fastbreak'e çıktıkça The hücum, Raider'ın hücum bağını zorlaması da e, azalıyor. Çünkü deyendiret hücum bana zorlarsa bu sefer e, e, Sanz'ın geri koşanması iyice zorluyor. E, o yüzden deyendiret hücum bana gitmiyor. Bu şekilde Sanz sadece tek pozisyon bulmuş oluyor. Yani e, galiba son çeyreğe girerken ve üçüncü ortasında Bucks e, second chance point'te yani hücumadan sonra bulunan e, ikinci şans sayılarında 20-0 üstündü. Yani hem Bucks hem yanisin e, dominasyonu, hem fast break üstünlüğü, hem e, ikinci e, şans sayı üstünlüğü zaten maçı e, Bucks tarafına getiriyor. Ee, evet ve en kritik konulardan biri de Bucks'ın için sav savunma tarafında yanisin e, gerçekten hani e, kısalara, kısalara karşı da çok iyi switch edebilmesi ve o lateral e, hareketliliğinin en istenilen seviyede e, olması da bunda çok ciddi bir etken. Yani o alıştığımız hani yılın savunmacısı seviyesi. Hem kısalara switch olabilen, onların önünde kalabilen hem de çemberi karartan ee, dominant savunmacı yani seviyesine gelmiş olması bunu yapılabilir kılıyor bir de Milwaukee Bucks adına. O da çok kritik. Ee, benim Milwaukee Bucks adına bir endişem e, seri başından beri de böyle düşünüyorum. Ee, bana sanki Budenholzer, Brook Lopez'den ve ilk beşlerinden biraz fazla kolay e, vazgeçiyor e, gibi geliyor. Biraz e, mesela üçüncü maçta da bench bençler sahadayken o dönemleri kazanmış olması yani Pat Connaughton varken, Bobby Portis varken, Jeff Teague varken o dönemde Phoenix Bench Phoenix'in bench'ine karşı iyi dönemler geçirmiş olmaları sebebiyle bana sanki orada fazla inat ısrarcı olup bunun geri tepme şansı varmış gibi bir korku var. Yani Jeff Teague de mesela çok ısrar ediyor. Yani her maç ve gerçekten çok yani gerçekten kötü yani yetersiz bir oyuncu Jeff Teague bu seviye için. Artık bir ara Paul'u tuttu ikinci maç ve hani bunların ona çok sahada zarar vermemiş olması ona bunlar biraz daha ısrarcı olmasına sebep oluyor ve seri ilerledikçe başına sıkıntı e, açabilir. Yani Bobby Portis ile Brook Lopez'in dakikalarını neredeyse yani yarı yarıya gibi oynuyorlar. Yani Bobby Portis de evet bazı şeyler getiriyor sahaya biraz daha dinamik bir oyuncu. Bobby Portis. Biraz daha enerji katıyor. E, fast çıkmalarına e, yardımcı oluyor. Ama ne olursa olsun Brook Lopez yani savunmada getirdikleri gerçekten çok değerli bir oyuncu. Yani çünkü Bobby Portis'le de böyle Bobby Portis'le de switch edemiyorsunuz. Bobby Portis'le de böyle farklı savunma stratejileri yapamıyorsunuz. Brook Lopez'le yaptığınızın aynısını Bobby Portis'le yapıyorsunuz ama Brook Lopez onun çok daha yüksek seviyede yapıyor. Ve 3. başta 21 dakika oynadı. Ee, ilk başta 24 oynamıştı. Galiba ikinci başta da benzer bir e, dakika oynadı. Bana biraz az gibi geliyor Brook Lopez'in e, dakikaları. E çünkü e, Brook Lopez hücumda da eğitimi dışarı çıkarma potansiyeline sahip bir oyuncu. e Çembere yakın tutarsanız hücum ribanlarında e, etkili de olabilecek bir oyuncu. Ve için savunma tarafında çemberi gerçekten Karartabilen bir oyuncu. Mesela ilk maçta sahada Brook Lopez'in olmadığı dakikalara bakarsanız son 3. Çey çeyreğin sonu ve e, son çeyrek başında Phoenix Suns üst üste e, çemberde kampanyayla e, sayılar buldu. Sürekli serbest çizgisine e, gittiler. Hiçbir şekilde e, boyalı alanı kapatamadı e, Milwaukee Bucks, Brook Lopez'in olmadığı dakikalarda. E, bana sanki biraz fazla Portis, Cunnington gibi isimleri e, oynatıyormuş gibime geliyor e, Budenholzer. İlerleyen dönemde e, sıkıntı yaşayabilir e, gibi bir isim var. Evet olabilir. Yani e, biraz da bence Portis 3. maçta şeyden fazla oynattı. E, sahada, kendi sahasında oynadığı zaman Bucks, e, Portis'in kattığı enerji biraz da fazla oluyor. Çünkü seyircinin <laughs> gerçekten çok sevdiği bir oyuncu. Böyle bir e, da şeye ihtiyacı olan bir takım. Yani böyle biraz deli bir oyuncu girsin, takımı gaza getirsin... Hani o takımın üstündeki baskı azalsın. Portis en azından onu iyi yapıyor. O yüzden hani kendi sahasında oynadığı maçlarda Portis'i alıp ne kadar böyle seyirci galyane geliyor takım onlarla coşuyor. Onu biraz belki denemiş olm Denem denemek bana mantıklı geliyor. Öyle söyleyeyim. Ama genel olarak katılıyorum. Yani Brook Lopez'in daha çok süre alması makul. Tabi kısa beş oynadığınız zaman Lopez'in süresi de azalıyor. Yani kanıtının PJ Tucker'ın Yanis'in yanında oynadığı Middleton ve o beşlerin süresi artınca e, burkla bezi süresi biraz e, azalıyor. E, bir de DeAndre Ayton'un far problemine girmesi sansın aslında hücumunu da çok etkiliyor. Çünkü Picanor partneri kaybolmuş oluyor Chris Paul ve Devin Booker'ın. Öyle olunca saplanan bir uzun olmayınca hücumda. Aslında e, burkla bezi oynatmayarak e, burkla bezi oynatmadığınız zaman savunma riskiniz biraz azalıyor Ayton'da yokken. Çünkü o e, çembere e, baskı kuran derilen e, uzun da yok. Hani belki o faktörlerin olması biraz daha süresini azaltmış olabilir e, Brook Lopez'in ama genel olarak katılıyorum yani e, Portis her zaman e, çok e, riskli bir oyuncu e, bu seviyelerde sahip sürmesi oradan e, canı yanabilir yani ileride. Evet yani son maçta 18 dakika oynadı Portis 11'de 4 yani en iyi maçında bile. 11 11'de 4 oynayabilen bir oyuncu Ama işte onun oynadığı dakikalarda çok ciddi seriler yakaladıkları için sanırım Kaminski ile aynı anda sahadaydı. Tabii onun no. da etkisi o etkisi mutlaka olmuştur. Kaminski bir ara 5 dakikada eksi 13'tü maçta. <laughs> işte Phoenix hani bu tarz şeyleri temizlediği zaman hani Milwaukee Bucks'ın o yedek yedekli beşleri o kadar etkili olamayabilir. geri tepebilir diye düşünüyorum. Senin Aiton konusunda bahsettiğin konu da e, önemli bir konu. Aiton sahada olmadığında, favori problemine girdiğinde sadece savunma tarafında değil, yani yanlısı savunma tarafında değil, hücumda da senin dediğin gibi yani perde koyacak oyuncu olmuyor sahada. Hmm. E, ve Chris Paul ve Bukura o e, alanı e, açabilecek e, oyuncu olmadığı zaman onlar da zorlanıyor. Yani Aiton'un gelip perde koymasıyla Jay Crowder veya Cam Johnson'ın koyması e, bir olmuyor e, tabii ki. Ee, o yüzden yine aynı e, şeye geliyoruz. Aiton'un e, mümkün olduğunca sahada kalabiliyor olması lazım. E, Kaminski'nin oynamaması lazım. E, ve Phoenix yaptığı savunma hatalarının biraz daha temizlemeleri lazım diye düşünüyorum. Evet. Peki o zaman e, nedir şu anda seri tahminin? E, sen söyle ben hala karar veremiyorum. Sen söyle söyleyeceğim bir şeyler. Ee, <laughs> ben yine 4-2 e, Phoenix'deyim. Bana dördüncü maçı Milwaukee alacak 5-6'yı Phoenix alacak gibi geliyor. Maç maç bile söyleyeyim yani. Herkes yapmaz. Ha, o kadar canım. Evet. <laughs> ee, ya bana açıkçası dördüncü e, maçı kazanan seri kazanacak gibi geliyor. Yani bu biraz tabii absürt bir yorum yani. 2-2 yani olacak sonra Hı. hani 3 maç daha var ama <laughs> e, e, Suns tarafında şeyden korkuyorum. Yani bir Aiton'un e, sahada olup olmayışı. Bir de e, Devin Booker iyi bir yani ilk playoff'unda gerçekten iyi oynadığı zaman muhteşem performanslar verdi. Yani o Lakers serisini e, kapatışı, e, Clippers serisinin ilk maçı, o, o hani ilk kendi kariyerinin ilk konferans triple double e, 40 sayıyla falan başlaması. E, iyi i̇yi oynarken muhteşem iyi oynadı. Ama çok istikrarlı playoff geçirmiyor. Yani e, özellikle hani kendi şutunu yaratıp sayı bulmakta, verimli sayı bulmakta hani üst üste böyle çok iyi oynadı herhalde 3 maç bir kere falan olmuştur. Öyle tahmin ediyorum yani. Bir kere olmuşsa bir kere olmuştur yani. iki kere olmamıştır böyle 3-4 maçı oynadı. Hmm. O yüzden serinin geri kalanında 4 maç daha var diye mesela 7. maça giderse e, Devon ne kadar çok istikrarlı bir katkı alabilecekler. Tabii ki şey de olabilir yani. Bir maç Booker acayip oynar, bir maç Chris Paul acayip oynar. O iki maçı da ya da bir maç çok iyi üçlük atarlar. Hani oradan da kazanma şansları var. Ama hem Aiton'un sağda olmadığında gelen uçurum hem bu kararın e, sürekli ve istikrarlı e, kendi skoru üretmesindeki e, risk bana daha yakına getiriyor seriyi. Yani şu anda beraber olsa box derdim. Öyle söyleyeyim. Yani dördüncü hmm. maç 2-2'de bu yapıyor olsaydık box e, derdim. Hala tabii ki Sanz'ın bir maç önde olması ve sağ avantajına sahip olmasıyla e, yani yine bir çok kısa fark çok kısa e, payla Sanz diyeceğim ben. Ama bence daha 7. maça gidebilir gibi düşünüyorum. Tabi buradan ilk başladığım, yoruma başladığım gibi 4. maç çok kritik olacak. Çünkü orada biraz şey göreceğiz. Yani Monty ayarlamayı yapabilmiş mi? Ayarlamayı yaptığı zaman yani şöyle de olacak mesela Monty Williams'ı ayarlamayı yapmazsa zaten kaybeder bence Zans. Ama yaptığı zaman bile Aiton'da kitlendiği için iş işe yaramayabilir. Yani bir far probleminde hmm. veya başka bir olaydan. Hani o yüzden 4. maç bence çok kritik olacak. Evet. Ya, ya 4-3 neyse ben de 4-3'e mi değiştirsem tahminimi <laughs> diye e, düşündüm. Hem 7. maç istiyorum hem yani e, Phoenix'in Milwaukee'de seriyi kapatması e, şimdi düşününce acaba zor mu olur e, diye düşündüm ama ben de yani maç bundan sonra daha yakın maçlar izleyeceğimizi düşünüyorum. Yani ilk 3 maçta Hiçbir son çeyrek böyle çok anlamlı olmadı. Yakın geçmedi ama ben sanki bundan sonra daha yakın dışa diş maçlar e, izleyeceğiz gibime geliyor. Yani bu takımlar birbirlerine çok yakınlar. Ha. Bence Phoenix Suns çok az daha iyi bir takım ama e, seviye olarak bence e, yakın iki takımlar. İstiyorsan onu da hızlıca bir konuşabiliriz. Yani bu seri başlamadan önce hep... İşte bu kötü bir final, kalitesiz bir final bu takımlar oynuyor. Hak etmediler burayı. Şansla geldiler vesaire e, muhabbetleri yapıldı ama yani son iki maçta oyun kalitesi normal standart bir finalden çok farklı değil. Oldukça evet. yüksek seviye, kaliteli bir basketbol oynanıyor bence. Yani bu takımlarda bence tabii herkes son yıllarda Golden State Warriors'a alıştığı için biraz onunla karşılaştırıyorlar gibime geliyor. Ama Golden State gibi takımları bir kenara koyduğumuz zaman standart bir NBA finali e, seviyesi takımlarından çok uzak değil bu takımlar. Bence eşdeğer e, seviyede denebilirler yani. İstiyorsan onunla ilgili de hani bir yorumun varsa e, konuşabiliriz. Evet ben düşünüyorum. Bence hani şöyle bir şöyle bir final eşleşmesi. Dediğim gibi iki takım birbirine yakın. Sen Suns'ı biraz daha görüyorsun. Ben Bucks'ı yani herkes halk o zaman biraz daha iyi görüyorum. Ama e, şöyle bir seri takımların tavanı tarihsel seviyede e, bir yükseklikte değil. Yani böyle bir işte o Warriors takımları gibi e, mesela Spurs 2014 e, Spurs gibi hatta 2017 Cavs kaybetmesine rağmen e, çok iyi bir takımdı. 2000'lerin başındaki Lakers gibi. Öyle tarihsel dominant bir takım yok. Ama çok zayıf, herkes sağlıklı, yani sağlıklı olduğu için çok zayıf bir e, takım da yok. Yani 2000'lerin başındaki öyle Nets, Sixers gibi. 2018 e, herkesin döküldüğü, bir tekler Ron'un kaldığı e, Cavs gibi. Yani böyle çok e, seviyesi düşük bir e, final takımda yok e, Bucks ve Sanza baktığımız zaman o yüzden bence hani e, normal playofflarda yani final öncesi playofflarda sağlık, sağlık problemi çok yaşandığı için insanlar böyle mentaliteyle geliyordu ama bence bu finaller e, makul bir NBA finali seviyesine geldi. Mesela program önceki bahsediyorduk geçen seneki finalin ee, aynı seviyesine geldi. Hatta e, Heat'in yaşadığı sakatlıklardan sonra e, daha yüksek bir e, kalitede e, finale dönüşmüş durumda bence. Yani Adebayo ve Draghi için sakatlıklarını hatırlayalım e, Heat Lakers serisinde. Şu anki serinin girişatı bu sağlık durumlarıyla bence onun biraz daha üstüne çıkmış durumda. Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Ee, yani biraz çabuk unutuyor e, insanlar e, gibime geliyor. Hatta yani 2019 NBA finali bence Golden State ve Toronto bu iki takımdan da iyi takımlar ama o orada yani Golden State'in şey e, hiçbir şeyi kalmamıştı yani. Oldukça basa yani e, Alfonso McKinney'ler Cousinslar e, vesaire e, oynuyordu o takımda. Hani bunu biraz e, hani tarihsel perspektifle geniş çaplı e, düşünmek lazım. Hani kötü bir final değil ve yani şey deniyor. Bunun kazananı işte bir e, uzun yıllar sonra en kötü e, şampiyon olacak vesaire deniyor. E, çok katılmıyorum açıkçası. E, yani bilmiyorum. 2011 Dallas'tan daha mı kötü bir e, takım bunlar? E, değiller büyük ihtimalle. Bence çok daha kötü değiller. Ama 2011 Dallas'ı zamanında 10 sene geri gitmiş oluyoruz. Zaten belli bir süre geçmiş oluyor. Ya da geçen seneki Lakers'dan bence çok farklı bir takım değiller açıkçası. Yani geçen seneki Lakers çok defolu bir hücum takımıydı. Ne kadar Lebron ve e, Davis olsa da. Yani tabii biraz e, şey konuşuyoruz. Yani e, ferazi. felsefi. Evet. Ferazi konuşuyoruz. O yüzden hani kestirmek zor ama hani geçen seneki Lakers'ın normal sonu artık playoff'larda çıktığı seviyeyle e, bu takımların dönem dönem çıktığı seviye çok farklı değiller. Yani bence benzer seviye e, takımlar olabilir. Um, o yüzden hani anın içindeyken bu takımları biraz daha e, takdir etmek e, gerekiyor diye düşünüyorum. Evet ben ben hani Lakers'ı biraz daha iyi görürüm ama e, bu iki takım da geçen seneki Lakers'la e, çekişmeli bir seri geçirirdi öyle söyleyeyim. Hı -hı. E, ama ben Lakers'ı hani daha e, avantajlı görürdüm onların Davis'in 5'te oynadığı e, zamanı hatırlayınca. Eee güzel şıç olurdu mesela hem Suns'la hem Bucks'la ee, belki seneye öyle. E, adam bu sene neredeyse gördük Anthony'yi sakatlanmadan önce. E, tam evet, evet ve güzel bir güzel bir seri de e, olacak gibiydi yani. O Lakers'la Suns arasında e, uzun ve çekişmeli bir seri e, görmeye yakındık. E, şanssızlıklar oldu. E, her sene her sene oluyor. Sadece bu sene biraz daha fazla olup e, tad kaçırdı. E, yani. Bu NBA finallerinde de şöyle bir notla hani son sözümü söyleyeyim. Hani NBA finallerinde ben de programın başında bahsettiğim şekilde biraz daha az ilgi var gibi görünüyor. Ama yani bizi takip edenler eğer canlı izlemiyorlarsa bu maçları bence çok şey kaçırıyorlar. Gerçekten çok yüksek bir basketbol seviyesi var ve oldukça da heyecanlı Geçmeye aday bence serinin geri kalan e, maçları çünkü iki takım da birbirlerini e, zaten genelde play serilerinin ikinci yarıları daha e, iyi olur çünkü takımlar birbirlerini daha çözmeye başlarlar gerekli ayarlamaları bitirmiş olurlar e, bence çok güzel e, bir final kapanışı bizi bekliyor çünkü oyuncular da sağlıklı hepsi e, ço çoğunlukla tabii ki. En iyi oyuncuların da sahada olduğu bir senaryoda çok yüksek seviyede iki kaliteli takımın maçlarını izleyeceğiz. Herkese izlemelerini öneririm. Aynen ben de ben birinci maçı izlememiş olmanın verdiği canlı izlememiş olmanın verdiği pişmanlıkla söyleyebilirim. Tabii ki canlı izlemek çok daha güzel. Aynen öyle. Peki o zaman yavaş yavaş kapatabiliriz. İlk başka bir şey yoksa. Yok. Eee Hatırlatmamızı yapalım kopmadan önce. Ee, bizi e, YouTube'da e, abone değilseniz, abone olursanız çok seviniriz. Abone olduktan sonra arkadaşlarınızla veya sosyal medyada paylaşırsanız e, yayınlarımızı bizden daha çok izlenmemize e, sebep olur. E, aynı zamanda YouTube'da bildirimlerinizi e, açarsanız program e, yeni program koyduğumuz zaman ya da canlı yayınlarımızda size bildirim gelecektir. Daha rahat e, izleyebilirsiniz. E, Twitter'da atpcamp.com'dan takip edebilirsiniz. E, paylaşımlarımız e, devam ediyor. Ve off-season'da da yine aktif olmaya devam edeceğiz. Um, aynı zamanda Spotify'da, Apple Podcast'te, farklı podcast e, mecralarında da bizi e, sesli olarak dinleyebilirsiniz. Peki e, çok teşekkürler Cem. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık abi. E, teşekkürler. E, i̇zleyenlere de teşekkür ederim. E, yine e, ikili uzun bir program e, çıkardık. E, artık e, bir iki maç daha oynansın. E, finallerden sonra yine bir e, programa karşınıza geliriz. E, çok teşekkürler. E, Hoşçakalın.